Tekrar birlikteyiz sevgili Artı TV izleyicileri. Bu bölümde stüdyo konuğumuz İknur Birol'la devam ediyoruz. Gazeteci Ragıp Duran'la devam ediyoruz. Gazeteci İrfan Aktan'la devam ediyoruz. Ve ilerleyen dakikalarda avukat Masumi Karaman da konuğumuz olacak. Ve birinci bölümde biliyorsunuz HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da konuğumuzdu. Kendisine bir kere daha teşekkür edelim. Bu arada bir son dakika haberini de aktaralım sizlere. İstanbul Samatya'da bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi hastalarının bulunduğu bölümde yangın çıktı. Bazı hastaların mahsur kaldığı haber veriliyor. Bu arada hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. Onu da ifade edelim. İstanbul Samatya'da bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pandemi hastalarının bulunduğu bölümünde yangın çıktı. Bazı hastaların mahsur kaldığı ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili elimize bilgi ulaşırsa sizlerle de paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Şimdi programımıza yeni katılmış olması itibariyle önce İrfan Aktan'a iyi akşamlar dileyelim. Merhaba, iyi akşamlar. Herkese selamlar. Merhaba. Şimdi İrfan Aktan, birinci bölümde konuklarımızdan HDP'nin yürüyüşünü, yani darbeye karşı demokrasi başlığı altındaki yürüyüşünü ve aynı zamanda bugün tabii baroların, daha doğrusu bugün değil yani bugün sert bir takım işte müdahalelerin yaşandığı baroların yürüyüşünü nasıl gördüklerini sorduk ve bir tarif aldık. Sen bir gazeteci olarak bir değerlendirme yapabilir misin lütfen? Önce yani sen nasıl değerlendiriyorsun bu iki yürüyüşü ve hangi başlık altında görüyorsun? Muhakkak benden önceki arkadaşlar, Ragıp Hoca, İlknur Hanım, benden daha yerinde tespitler yapmışlardır. Ama ben kısaca şunu ifade edeyim. Aslında bütün bunlar Türkiye'de takriben 5 yıldır kurulmaya çalışılan, sistematik olarak örülen yeni bir otoriter rejimin tek tek gündelik alametleri. Dolayısıyla da ne yazık ki Türkiye'deki muhalefet, sadece muhalefet partilerinden söz etmiyorum, genel olarak bu otoriter yönetime doğru gidişi reddeden insanlar ister istemez bu tür olaylara, gündelik olaylara odaklanıyor. Sonra onlar geçip gidiyor, yeni gündemler geliyor ama arkada kalanlar çoğunlukla iktidar lehine dönüşmüş oluyor. Bu pek çok, özellikle kurumsal alanlarda pek çok örneği ihtiva ediyor. Şimdi tabii iktidar açısından özerklik, yani kendisi dışında herhangi bir özerkliğe hayat alanı tanımak, kurmak istediği sistemin her an sallanabileceği kaygısını da ihtiva ediyor. Dolayısıyla barolar, üniversiteler, yargı, polis, devletin bütün aygıtları, sivil toplumun bütün mecraları tek tek kontrol altına alınmak isteniyor. Biz ne yazık ki yani aslında iki bakış var bu sürece ilişkin. Biri iyimser bakış, o da her kurumsal talanın, her kurumun işlemez hale getirilmesinin bu iktidarın da kendi ayağına sıktığı kurşun olduğu yönünde bir iyimser bakış. Buna göre bu sürdürülemez ve dolayısıyla onlar dağıttıkça bir enkaz oluşacak. Yani iktidar altına her dinamit koyduğu yapıyı yıktıkça ortaya çıkacak enkaz bizatihi iktidarın önüne bir köstek haline gelecek ve ilerlemesini durduracak ya da engelleyecek. Bu iyimser bakış. Ben biraz daha artık kötümser bakışa odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Zira aslında iktidar yıkarak, bir kaos yaratarak
belki tam da Orta Doğu tipi bir otoriter rejimi peyderpey inşa ediyor, inşa etmeye çalışıyor demek için artık geç, inşa ediyor. Bu süreçte muhalefeti parçalamayı, muhalefetin kendi arasındaki zaaflarını çok iyi kullanmayı da beceriyor iktidar. Dolayısıyla en azından kısa vadede şu söylenebilir ki Türkiye neredeyse önü alınamaz bir biçimde faşizmi kurumsallaştırmaya doğru hızla yol alıyor. Bu kurumsallaştırmadan kastım elbette Almanya tipi bir profesyonellikten ziyade Orta Doğu tipi bir amatörlük ihtiva ediyor. Zaten iyimser bakış da buradan besleniyor. Ama Orta Doğu ülkelerinde, otoriter Orta Doğu ülkelerinde çok uzun zamanları bulan, yarım asır sürmüş olan otoriter dikta rejimleri olmuştur. Bunlar çok fazla acı da çektirmiştir ve netice itibariyle muhalefeti de peyderpey ortadan kaldırmıştır. Bakın öyle bir noktaya gelindi ki artık baroların yapısı, avukatların kendisi bile iktidara biat etmedikleri anda hukukun dışında ve dolayısıyla meşru alanın dışında kabul gösterilmek isteniyor. Bu gazeteciler için uzun bir süredir böyle. Yarın daha da ileriye gidilecektir. Peyderpey, bakın işte HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3. Büyük Parti 6 milyona yakın oy alıyor ve neredeyse ciddi bir itiraz gelmediği için neredeyse HDP milletvekilleri birer suçlu gösterilecek raddeye vardırıldı. Bu diğer önceki seçilmişler için de geçerli. Bakın Selahattin Demirtaş hakkında verilmiş bunca, birazdan Mahsuni Bey bahsedecek, bunca uluslararası yargı kararı var. Türkiye'de verilmiş kararlar var. Ama öyle bir noktaya getirildi ki Selahattin Demirtaş'a atıfta bulunmak bile bir tür suç olarak gösterilmeye başlandı. Bu Demirtaş'ın kriminalize edilecek herhangi bir fiilinin olup olmaması ile ilgili değil. Yarın öbür gün kıvırcık saçlılar için de benzer bir kampanya yürütülebilir ve bir süre sonra kıvırcık saçlılar sokağa çıkamaz hale gelebilir. Otoriter rejimlerin alameti farikası hakikati yaygın bir kanaat etrafında dönüştürerek kendi çıkarı etrafında görünür kılmak. Yani Ragıp Hoca vakti zamanında bize öğrettiği üzere bir hani hakiki gerçeklikten ziyade kendi devletin zor aygıtlarının da yardımıyla yapay kendine göre dönüştürebileceği bir hakikatler silsilesi oluşturuyor ve bunun içinde ona biat etmeyen, ona rıza göstermeyen ya da ona alkış tutmayan herkes bir çok kısa süre içerisinde düşmanlaştırılabilir ve bakın siz birini düşmanlaştırmak istediğinizde eğer onun kendini savunabileceği herhangi bir mecra da bırakmazsanız attığınız çamur onun üzerinde öyle durur. Yani o kişi suçlu görülmeye başlanır. Bunların hepsi tabii ki bana kalırsa bir iktidarın, iktidar koalisyonunun onun taşıyıcısı olan Türkçü İslamcı ideolojinin uzun erimli bir projesinin güne gündelik hayata yansımaları. Bu uzun erimli proje nedir diye sorarsanız çok uzattım farkındayım. Kısaca şunu söyleyebilirim. Bana kalırsa hali hazırda iktidarın belirleyicisi Türkçü ideoloji, bir yan kolu ve popülist söyleme taşıyabilmesi için Türkçü ideolojiyi bir yan kol olarak siyasal İslamcılık işlevselleştiriliyor. Bunların hülyası esas olarak Kürt meselesi bağlamında bakılacak olursa 1925 ile 1960 arasındaki mutlak sessizlik, suskunluk dönemi.
temel hülyaları bu. Böylesi bir suskunluğu inşa ettikleri andan itibaren geleceğe daha tekin bir biçimde yol alabileceklerini düşünüyorlar. Evet. Peki şimdi hemen Sayın Mahsuni Karaman'a iyi akşamlar dileyerek sorumuza giriş yapalım. Birincisi tabii Selahattin Demirtaş'la HDP eski eş genel başkanı ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bir karar var. Diğer yandan tabii bu daha önce de buna benzer bir karar çıkmıştı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de yanlış hatırlamıyorsam bir karar çıkmıştı. Fakat bu bir şekilde şu anda başka bir dava söz konusu olduğu için Selahattin Demirtaş'ın durumunda herhangi bir değişiklik yapmadı. Peki Anayasa Mahkemesi'nin kararını bizim nasıl okumamız gerekiyor? Yani birincisi neye dayanıyor? İkincisi böylece yani bu kararın yerine getirilmemesiyle birlikte iktidarın şu anda nasıl bir şey içerisinde, ihlal içerisinde olduğunu nasıl tarif edebiliriz? Aynı zamanda tabii bugünkü baroların yürüyüşünü de bir şekilde değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet, teşekkür ediyorum. Konuklarınıza da merhabalar. Şimdi az önce siz de ifade ettiniz. Aslında bu son Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Demirtaş'la ilgili kararından önce doğru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu yönlü bir karar vermişti ve Sayın Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Evet. 2018 yılının Kasım ayı içerisinde o karar verilmişti. Sayın Demirtaş o tarihte tutukluydu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Demirtaş'ın bu tutukluluğu nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini, bununla da yetinmedi. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali sebebinin de sadece yargısal takdiri hatalar nedeniyle olmadığını, aslında tutuklamasının siyasi sahiplere dayandığını, Türkiye'deki dönemsel konjonktürel değerlendirmeler de yapmak suretiyle Sayın Demirtaş'ın etkili bir siyasi muhalefet lideri olduğunu belirtmişti. Sayın Demirtaş'ın tutuklanması ve tutukluluğunun devamına ilişkin kararların background'unda aslında buradaki Türkiye'deki çoğulculuğu, demokrasiyi boğmak olduğunu söylemişti. Keza yine Sayın Demirtaş'ın bu kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali tutukluluğunun uzatılması, tutuklanması ve tutukluluğun devamı kararlarıyla bununla birlikte yine Sayın Demirtaş'ın seçme ve seçilme hakkının, siyasi faaliyetlerde bulunma hakkının da ihlaline karar verilmişti. Bir önemli karar bu iki bahsettiğim ihlal tespiti kararından sonra aynı zamanda dediğim gibi bizim anayasa, Türkiye Anayasası'nda da yine 13. maddede temel hak ve hürriyetler için getirilen sınırlandırmaların öngörüldükleri amaç dışında kullanılmaması yasağı dediğimiz tutuklama gibi kişi özgürlüğünü yakından etkileyen en ağır tedbir olan tedbirlerin aslında yine yasalarla ya da anayasayla tahdidi olarak, sınırlı olarak belirtilen sebepler dışında sınırlandırılmasının başka sebeplerle sınırlandırılmasının yasağı diyebileceğimiz bir maddeden yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinden ihlal kararı vermişti. Şimdi biz sıklıkla Sayın Demirtaş'ın siyasi rehine olduğunu söylüyoruz. Yoğunlukla da aslında Sayın Demirtaş'ın tutukluluğunun bir yargısal tasarruf olmadığını söylüyoruz. Siyasi rehine kavramını az önce konuklarınızdan birisi de kullandı. Bunu kullanmanın aslında maddi gerçeğe daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Zira bu sadece artık bizim bir siyasal jargon olarak kullandığımız bir tabir olmaktan çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sayın Demirtaş'la ilgili kararı ile artık netleşti, somutlaştı, kesinleşti. Dolayısıyla ne demişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Demirtaş'la ilgili hak ihlali kararında? Sayın Demirtaş'ın bir yerde aslında siyasi sahiplerle tutuklandığını ve tutukluluğunun bu sahiplerle yine sürdürüldüğünü söylemişti. Bunu söylerken sadece basit soyut okumalar üzerinden gitmemişti tabii. Sayın Demirtaş'ın tutuklandığı sırada milletvekili oluşu, HDP'nin eş genel başkanı oluşu, 24 Haziran 2018 tarihine kadar milletvekili olarak devam etmesi, hatta daha öncesi 16 Nisan referandumunda partisinin başında yer alıp
referandum çalışmalarında partisinin siyasal faaliyetlerini yürütememiş olması, keza yine 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olması ve yine tutuklu halde bu durumu süreci geçirmiş olması nedeniyle bir bütün olarak, yani aslında Türkiye'de siyasetin, bunu tırnak içerisinde ben söylüyorum, siyasetin esas oyun kurucusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkili bir siyasi muhalefet liderini, rakibini yargı eliyle bir şekilde bir yerlerde derdest etmek, cezaevinde derdest etmek ve bunu siyaset alanı dışına itmek suretiyle Türkiye'deki kendi kafasındaki, az önce İrfan Bey'in bahsetmiş olduğu rejimi tesis etme yönünde, otoriter rejimi tesis etme yönünde, kurumsallaştırma yönünde çabası olarak okumak lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o kararıyla zaten Türkiye yargısı esasında bir adli sicil kaydı oluşturdu kendine. Yani bu bir adli sabıka kaydıdır. Bir Türkiye yargısı aslında hüküm giydi. Şimdi buradan yola çıkıp tekrar Anayasa Mahkemesi'nin 2-3 gün önce açıklanan kararına baktığımız zaman aslında Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını ben şahsen doğrusu şöyle yorumluyorum. Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde halen derdest olan, büyük dairesi önünde derdest olan ve yakın zamanda karara çıkacak olan Demirtaş Türkiye dosyasına hükümet lehine lojistik taşıyor. Aslında bir lojistikçi, yani burada bir cephane taşıma söz konusu. Bunu neden söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bakın, az önce bahsettiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş ile ilgili kararında Türkiye'nin hukuk sistemine sabıka giydirdiği o hüküm, Sayın Demirtaş'ın tutukluluğu ve tutukluluğunun devam kararlarının siyasi sahikine dayanıyor. Dolayısıyla Türkiye için bu hüküm gerçekten ağır bir hüküm. Zaten Türkiye yargı yetkisini kabul ettiği tarihten itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ilk kez böyle bir ihlal kararı kendisi aleyhine tesis edilmiştir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de Sayın Demirtaş'ın mevcut tutukluluğunun, yani belirli bir süredeki tutukluluğunun makul sayılamayacak düzeyde uzun olduğundan bahsederek bir yerde aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2018'de vermiş olduğu ihlal kararını veriyor. Yani tutukluluk açısından, tutukluluğun devam kararlarının uzunluğu açısından aslında hak ihlalini tespitini yaparken kendisi de bunu kararı veriyor. Şu anki kararıyla. Fakat burada fark şu, bunu yaparken yakın zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi yönünde itirazla giden ve yakında karara çıkacak olan dosyada aslında buyurun bakın iç hukukta bu işler kılınmış, sizin daha önce ihlal tespiti yaptığınız hükümden biz de ihlal tespiti yaptık. Dolayısıyla bu açıdan bu konusuz kalmış olmalı. Dolayısıyla hem kişi özgürlüğü güvenliği hakkı nedeniyle Sayın Demirtaş'ın İç hukukta bu telafisi sağlandığına göre dolayısıyla 18. maddeden de, yani kişi özgürlüğü güvenliği hakkıyla birlikte sizin bu tutukluluk aynı zamanda siyasi sahiplere dayanıyor şeklindeki tespitinizi de kaldırın demeye çalışıyor. Yani hükümete bu anlamda lojistik taşıyor. Bu anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını etkilemeye dönük çalışıyor, gerekçeler oluşturuyor. Neden bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bakın, bu kararı verdi. Peki Demirtaş nerede şu an? Halen Edirne cezaevinde. Peki neden Sayın Demirtaş ihlal kararına rağmen çıkmadı? Nedeni şu. Çünkü Demirtaş Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği bu dosyadan 2 Eylül 2019'da tahliye edildi. Sormak lazım. 2 Eylül 2019 tarihinden evvel bu dosya neden karara çıkarılmadı? Çünkü o tarihte eğer Sayın Demirtaş ile ilgili böyle bir Anayasa Mahkemesi böyle bir tasarrufta bulunmuş olsaydı Sayın Demirtaş'ın çıkma riski vardı. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yani dolayısıyla Sayın Demirtaş'la ilgili bu yargısal tasarruf görünümündeki şekli hukuksal kararlar tamamen yerel mahkemelerle, yüksek mahkemelerle ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecini izleyerek bir bütün olarak senkronize bir şekilde takip ediliyor ve buna göre yargısal, şekli yargısal hukuksal kararlar, adımlar atılıyor. Ama bunların background'unda tüm sizler de, bizler de, Türkiye kamuoyu, dünya kamuoyu artık aslında bunun çok da hukuksal bir boyutunun olmadığı, meselenin tamamen siyasal bir mecrada yürüdüğü, bu meselenin de, yani sanırım Sayın Demirtaş'ın tutukluluğunun da artık
bir Anayasa Mahkemesi kararıyla veya hukuksal herhangi bir yerel mahkeme kararıyla değil de daha çok siyasal gelişmelere bağlı olarak ancak hürriyetinin söz konusu olabileceğini herkes aşağı yukarı tahmin edebiliyor. Evet. Çok özür dilerim, bir cümleyle yani. Bir eksik olmasın bu bölüm. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu kararı verdi. Evet, doğru. Ne dedik? Bu kararla ilgili olan işte mesele zaten 2 Eylül 2019 tarihinde tutukluk olarak hal olmuştu. 2 Eylül'de Sayın Demirtaş dosya üzerinden tahliye edilmişti. Sonra tam 18 gün sonra 20 Eylül 2019'da yeniden tutuklanmıştı. Hangi suçtan dolayı tutuklanmıştı? 6-8 Ekim'de 2014 6-8 Ekim olaylarına sebep olarak gösterilen, iddia edilen ve HDP MYK'sınca atılan iki tweetten dolayı Sayın Demirtaş yeniden tutuklanmıştı. İyi de 4 Kasım 2016 ile 2 Eylül 2019 tarihleri arasında Sayın Demirtaş zaten o suçtan tutukluydu. Yargılandı, savunmasını verdi. 3,5 yıl tutuklu kaldı. Dolayısıyla şu an Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı şey bu ihlal kararını vermekle birlikte aslında hali hazırda önünde duran ve 20 Eylül 2019 tarihli tutuklama, mükerrer tutuklama kararını bizim önlerine taşıdığımız dosyadan aslında karar vermesi gerekiyor. Dolayısıyla karar vermesi gerekiyor. Evet. Peki. Şimdi Ragıp Duran'a meselenin farklı bir boyutunu sormak istiyorum. O da şu. Geçmiş yıllarda yani bundan 10, 20, 30 sene öncesinde hani belki katarak içine sorabiliriz. Batı'nın bir şekilde bu meselelerle ilgili tepkisi sanki daha barizdi. Fakat son yıllarda örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu bir karar olmasına rağmen mesela bu konularla ilgili olarak çok da Türkiye'ye karşı sert açıklamaların olmadığını görüyoruz. Belki de açıklama anlamında değil ama fiiliyatın olmadığını görüyoruz ve burada iktidarın bir şekilde kendisini rahatsız edecek herhangi birisinin olmaması rahatlığıyla hareket ettiğini de belki savunabiliriz. Bunun yanında tabii dışarıda bu mesele nasıl görülüyor? Gerçekten mesela çok büyük bir yankı uyandırmıyor mu? Çünkü hem İrfan Aktan hem de siz daha öncesinde tabii bütün konuklarımız hem de Mahsuni Karaman son olarak bu meselelerin aslında hukuki değil siyasi tercihler olduğunu anlattılar. Neden mesela böyle bir duruma gelindi ya da siz en azından böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Musa, izin verirsen iki kelime ya da iki cümle İrfan'ın söyledikleriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet. İrfan çok iyi bir şekilde Türkiye'nin ya da AKP'nin önündeki iki yolu gidişat hakkındaki öngörülerini söyledi. Yani bir tanesi mevcut rejimin gerici, faşist, muhafazakar ne diyorsak adına kurumsallaşması. Ötekisi saldırdıkça anladığım kadarıyla daha kötüye doğru gitmesi. Ben de katılıyorum bu tespite. Yalnız şöyle bir şey var. Tek tek olaylara baktığımız zaman ille de ikisinden birisi oluyor demek zor. Öyle olaylar var ki birinci seçeneğin daha güç kazandığını görüyoruz ama hemen arkasından yahut bazen de aynı zamanda birinci, yani dolayısıyla ikisinin arasında belirli bir ilişki var. Tek yönlü bir gidişat değilmiş gibi geliyor bana. İrfan'ın verdiği örneklerde tabii daha kısa vadeli konjonktürel durum olarak bakıldığı zaman son kamuoyu anketlerinde AKP MHP'nin gerilemesi, Erdoğan'ın oylarının düşmesi, sadece içeride değil dışarıda rejimin büyük güçlüklerle karşılaşması. Türkiye'de kör topal da olsa 150 yıllık Tanzimat'tan bu yana bir demokrasi mücadelesi var. AKP kendi içinden iki tane parti çıkardı. AKP MHP ilişkileri öyle o kadar istikrarlı değil. İrfan'ın verdiği örnekte tabii Orta Doğu tipi diyordu Hitler yerine. Bence bu da doğru. Ama tabii Türkiye'nin diğer Orta Doğu ülkelerine oranla önemli bir farkı var. Yani sadece 23 Cumhuriyet'ten bu yana değil, yine herhalde Tanzimat'tan bu yana Batı ile ilişkileri diğer Doğu, Orta Doğu ülkelerine oranla daha farklı. Yani daha Avrupa, Türkiye'deki Avrupa yanlısı burjuvaziyi vesaireyi düşündüğümüz zaman da birinci yahut ikinci hangisine diye hangi ismi veriyorsak opsiyonu güçlendirecek bir şey. Bu iki hat
arasında evet döneme göre, olaylara göre biri ağır basıyor, biri eteki basıyor. Son dönemde evet kurumlaşmaya yönelik olguların, olayların daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Senin soruna hemen gelince doğru bence de bu tespit. Yani baktığımız zaman ABD ve Batı Avrupa itibariyle bakalım. Rusya, Çin biraz farklı kendi devlet yapıları itibarıyla. Bugün ABD ve Batı Avrupa'da yönetimler esas olarak senin söylediklerine tam uyuyor. Yani Türkiye'nin saldırganlığına, gerek ülke içerisinde hukuksuzluğuna, gerek yurt dışında saldırganlığına karşı ciddi, güçlü bir tepki pek göstermiyorlar yahut çok az gösteriyorlar. Ha, bunun karşısında eskiye oranla Batı'da medya, kamuoyu, STK'ların Erdoğan rejimine karşı tutumu çok net, çok açık. Yani çok daha olumlu, çok daha demokrat, çok daha Türkiye halklarından yana olan bir durum. Bunun tabii çok çeşitli boyutları var. Hükümetler neden? Bir kere devletler arası dayanışma var çok genelinde. İkincisi Türkiye Batı için aslında hala önemli bir pazar. Özellikle bu S-400'lerde gördük, sen de o konuda yazdın, görüş belirttin. Önemli bir kuşku içerisinde Batı Avrupa'daki yönetici kesimler, Türkiye Rusya'ya mı kayıyor, aman kaptırmayalım Rusya'ya şeklinde. Amerika'da da benzeri yaklaşımlar var. Ticari açıdan çıkarlar var ki o çıkarlar da giderek tehlikeye giriyor. Çünkü çok sayıda Batı Avrupa şirketi son 1-2 yıl içerisinde Türkiye piyasasından çekildiler. Hele şimdiki ekonomik güçlükler nedeniyle daha açıkça söylemeden, daha sert bir tutum almadan başka bir takım manevralarla Erdoğan rejimi üzerine baskı söz konusu. Yani baktığımız zaman bir Esad'a yönelik, Suriye'de Esad rejimine yönelik baskı protestoların dozajıyla Erdoğan rejimine yönelik baskı ve protestoların devletler nezdinde dozajı arasında bayağı bir fark var. Her ne kadar son dönemde, somut örnek olarak Fransa'nın tutumunu verebiliriz. Fransa'da Macron, Fransa Cumhurbaşkanı olmak zor, 15 günde bir Erdoğan'la görüşmek zorunda kalıyorsunuz demişti. Son bu Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerine Fransa'da Türkiye'ye karşı eski tutumunu daha sertleştirir konumda. Bir de tabii gerek ABD açısından, gerek Almanya'nın önemli bir farkı var belki, gerek İngiltere kendi sorunlarıyla o kadar yoğunlar ki kimsenin öyle Türkiye ile falan kendi çıkarına direkt olarak dokunmadıkça açıkçası çok uğraşmıyorlar. Tabii ki Batı medyası, Batı STK'ları, Batı kamuoyları bu konuda çok daha bence doğru ya bence olumlu bir tutum içindeler ki bu tutumlar hükümetlerine, kendi hükümetlerini desteklemesi açısından da önemli geliyor bana. Evet. Peki. Şimdi saatlerimiz 22.29'u gösteriyor. Yaklaşık 10 dakika sonra programımız bitecek. Dolayısıyla eşit olmasını rica edeceğim. Yani bütün bu program içerisinde konuştuğumuz gelişmeler aslında İrfan Ak'tan biraz önce bir şey yaptı, bir projeksiyon koydu önümüze. Fakat sizin de ayrıca görüşlerinizi almak istiyorum. Yani böyle bir durumdayız, program boyunca tarif ettiğimiz durumdayız. Bundan sonrası için neler söylemek lazım, nasıl bir öngörüde bulunmamız lazım? İlk Nurhan'la başlayalım, Süleyman başlayalım bu sefer. 2,5 dakika. 2,5 dakika. Fazla değil, evet, ona göre. Sevgili İrfan Aktan'ın ifade ettiği bir yeni rejimin inşası, faşizmin kurumsallaşması yolunda atılmış her adımın sancılarının toplumda ağrı ağrı yayıldığı, hissedildiği bir yerde ben partimiz açısından ve bütün demokrasi güçleri açısından ve bu baskının altında inemin inleyen bütün toplum kesimleri açısından tek kurtuluşun bunu tırnak içinde çağa uygun, çağına uygun bir demokrasiyle aşmak ve bunun için mücadele etmek dışında bir yolumuz ve yöntemimiz yok. Dolayısıyla bundan bugün için imtina edenler, kenarda duranlar, sindirilenler ve zorunlu olarak biat etmiş gibi görünen herkese açık çağrımız bunun için mücadele etmektir. Kendi talepleri, ortak talepleri, temel hak ve özgürlükler
sağlandığı, adaletin, hakkın, hukukun, eşitliğin, insani bir yaşamın mümkün olabildiği bir Türkiye mümkündür ve bu ancak ve ancak bu zorbalıkla, bu rejimi değiştirerek, bu sistemi değiştirerek yapmak mümkündür. Bunun kuruculuğuna soyunmak lazımdır bugün. İddiası böyle olan bir demokrasi muhalefetine ihtiyaç var. Bir demokrasi ittifakına ihtiyaç var. Çok detayda boğulmayan, dünyanın içinde bulunduğu koşullarda gösteriyor ki insani bir yaşamın asgari gerekliliklerine tutunan, bunu yorumlayan, bunu kurala bağlayan mekanizmalarıyla ve sokağa indirip direnişle taçlandıran, başarıya götüren bir mücadeleye ihtiyacımız var. HDP bununla ilgili sorumluluğunun bilincinde olan bir parti olarak bütün kadim meseleler başta olmak üzere bu meselelerin çözümüne politik güçlü bir aktör olarak aday olduğunu ve bütün demokrasi güçleriyle de bu yolculuğu sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etmiş olsun programımız aracılığıyla. Evet. Peki şimdi Mahsuni Karaman'a dönelim. Aslında birinci sorumda yani bugün işte avukatların hani yürüyüşüyle ilgili olarak da görüşlerini rica etmiştim. Ama şöyle bir şey, hani onu da katarak kısa bir değerlendirme alabilir miyim lütfen? Evet. Yani baroların yürüyüşünden başlamak gerekirse şu söylenebilir. Aslında bu otoriter rejimin tesisi ve inşası tamamlanmadı. Yani büyük oranda aslında o yolda hızla ilerliyor. Dolayısıyla hızla ilerlerken bu otoriterliğin kurumsallaşması noktasında önüne çıkan her türlü engeli bertaraf etmeye kalkıyor. İşte kimi zaman bu bir siyasetçi olabiliyor, kimi zaman HDP örneğinde olduğu gibi bir siyasi parti olabiliyor, kimi zaman bir toplumsal bir sınıf olabiliyor. Burada da baroları hedef aldığı çok açık, bariz. Avukatlık yasasında bir değişiklik yapmak suretiyle aslında AKP kendine bağlı barolar yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunu da yaparken yasama yetkisini aslında kötüye kullanıyor. Fakat maalesef anayasa yargısı da Türkiye'de işlemediği için, o da yine bu rejimin bir aparatı haline geldiği için bunu denetleyecek herhangi bir mekanizma da kalmamış durumda. Barolar neden yürüdü? Bu yüzden yürüdü. Barolara neden bu yapılıyor? Bugün olanlar neden yapılıyor? Bu yüzden yapılıyor. Umuyoruz, diliyoruz ki bu süreç farklı bir noktaya, daha kötü bir noktaya taşınmaz ve avukatlık kanunuyla ilgili bu değişiklik de bir şekilde geri alınır. Şimdi genel olarak zaten tarafsız ve bağımsız yargı dediğimiz mesele aslında böylesi otoriter sistemlerde kendi başına çözülecek ya da sağlanacak, kurumsallaşacak bir şey değil. Hukuk dediğiniz şey zaten bizatihi siyasete bağımlı bir kurumdur. Yani siz eğer anayasaya uygun, yasalara uygun hareket eden, o çerçevede bir hukuk devleti sınırları içerisinde kalmış bir yürütme organı ve yasama organı ortaya koymazsanız, sınırlarını belirlemezseniz zaten yargıyı burada tarafsız ve bağımsız bir şekilde kurumsallaştırmanız mümkün değil. O nedenle baroların sorunu, temel olarak vatandaşların sorunu, hepimizin sorunu, Demirtaş'ın şu anki hukukla mücadelesi, cenderesi, bu yargı süreci, linci bütünüyle aslında dediğim gibi tarafsız ve hukuksuz bir yargının, bağımsız bir yargının olmamasından kaynaklanıyor. Bunun temini için de aslında siyasal irade lazım. Bu siyasal irade de doğrusu bence de yani HDP'nin başlattığı ve daha çok toplumun değişik kesimlerinden, diğer siyasi partilerden de oluşacak, gelecek ve bu şekilde büyüyecek ancak demokratik bir muhalefetle mümkün olabilir. Dolayısıyla sorunların çözümü orada. Şimdi havuz medyası günlerdir HDP neden yürüyor bilmiyorum ama lütfen bağışlayın bu kadar gazeteci arasında, doğru soru belki de bu şartlarda diğer partiler neden yürümüyor diye soru sormak lazım. Ama HDP neden yürüyor diye soru soruluyor. Çok ilginç. Yani eş başkanları alınmış, tutuklanmış, milletvekilleri tutuklanmış, milletvekillikleri düşürülmüş, üyeleri cezalandırılmış, yargı lincinden geçirilmiş, kayyumlar atanmış, 44 belediyesi elinden alınmış, seçmeni zaten yine böylesi bir işte otoriter, faşizan bir sistem altında inliyor. Dolayısıyla HDP neden yürüyor? HDP yürümese zaten görevini yapmamış olacak. Dolayısıyla
Burada aslında toplum neden yürümüyor? Toplum neden bu muhalefeti organize, örgütlü muhalefeti, demokratik tepki ortaya koyamıyor? Onu sorgulamak lazım. Bunun üzerinden diğer siyasi partileri sorgulamak belki lazım ve onlar neden yürümüyor? Neden bu demokrasi bloğuna destek vermiyor, bu yürüyüşlere destek vermiyor diye sormak lazım. Evet. Galiba sormakla da yetinmemek, birlikte olmanın da yol ve yöntemlerini bulmak lazım. Bu anlamıyla da herhalde eş genel başkanımıza görev düşüyor, HDP'ye görev düşüyor. Umarız bu öncülüğü yapabilirler. Evet. Peki, İrfan Ak'tan benim gördüğüm kadarıyla kötümser bir tablo çizdi. Hiç mi umut yok? Yok, yani ben mevcut muhalefet yöntemleriyle yol alınabileceğini, mevcut şartlar altında bunun durdurulabileceğini, bu gidişatın zannetmiyorum. Bence aslında iktidar kendi otoriter rejimini inşa etmek için toplumsal yozlaşmayı da işlevselleştiriyor ve Türkiye toplumu hakikaten yozlaşıyor. Bu yozlaşma kendi temel haklarını bile talep etmeyecek noktaya gelmek olarak da yansıyor. Dolayısıyla muhalefet, yani hali hazırda hiçbir muhalefet güç, buna CHP dahil, iktidarın ve işlevselleştirdiği devletin zor aygıtlarını aşarak, bu bariyerleri aşarak bir yere varamıyor. Varamadı, varılamayacağı belli. Dolayısıyla aslında belki de işe tekrar baştan başlamak, sıfırdan başlamak gerekiyor. O da nedir? Yozlaştırılan, çökertilen toplumsallığı yeniden inşa etmek. Bu öyle süslü bir laf olarak kalmasın. Aslında temel meselelere, yani en yerelden meselelere, hal yoluna gitmeye, toplumsal örgütlenmeyi tesis etmeye ve en önemlisi insanların hakları olduğunu hatırlatmaya belki başlamak tekrar gerekiyor. Bakınız, bugün ortaya çıktı, meclise önümüzdeki günlerde bir tasarı gelecek. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin tamamen güvencesizleştirilmesi, kıdem tazminatından ne diyorsunuz Mahsuni Bey, vareste tutulması mı? Böyle bir plan içerisindeler. Bu tabii ki tek tek bireylerin ne kadar ciddi bir mağduriyetle karşılaşacağını bir kez daha gösteriyor. 3,5 milyon insan demek bu. Yani demek istediğim şey şu: tek tek insanlara haklarını hatırlatarak belki yola başla çıkmak gerekiyor. Zira dikkat ederseniz, bırakın sıradan yurttaşları, baro başkanları tartaklanıyor, milletvekilleri, parti eş başkanları sıkıştırılıyor. Böylesi bir hiçbir hukuk tanımayan rejimde klasik direnme yöntemlerini belki aşmanın yolları aranmalı. Aksi takdirde, yani şimdi demin bahsi geçti, biliyorum, bitiriyorum. Evet. İşte Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan niye bir ses gelmiyor, yahut Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden? Kürtçe bir laf var, Türkçe'ye nasıl çevireceğimi bilmiyorum ama yani daha kendini, kendi etrafındaki sineklerden şey yapamayan, koruyamayan diyelim. Tabii burada bir teşbih yapıyorum tırnak içinde. Kendi otoriter rejimlerinin ya da kendi rejimlerinin otoriterleşmesinin önüne geçemeyen toplumlar, kendi başlarının çaresine bakamayan rejimler Türkiye'yi niye umursasın? Türkiye'de Kürtler eziliyor, radikal bir biçimde dikta rejimine gidiliyor. Kimin evet. umurunda ve niye umurunda olsun? Yani böyle bir şey zaten beklemek çok abesle iştigal. Hmm. Bu onların ikiyüzlülüğünü filan da şey yapmıyor, yani ortaya sermiyor. Herkes başının çaresine bakma şeyinde, derdinde. Bu burada iş tabii ki en canı en çok yananlara düşüyor yine. Evet. En siyahlara dayanıyor. En siyahlar, toplumun en alt kesimlerinden itibaren insanların hak arayışına girmesi gerekiyor. Siyasi partiler
burada belirleyici aktör olmaktan giderek uzaklaşıyor. Ama ne kadar toplumsal örgütlenmeyi geri dönebilirlerse, burada öncülük rolü oynayabilirlerse, evet, belki bu toplumsal itirazı o kadar yaygınlaştırabilirler. Evet, peki son sözü Ragıp Duran'a vereceğiz. Ve neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler Musa. Mevcut rejimin bence kısa ve orta vadede kaderini çizecek iki boyut var. Önem sırasına göre söylemiyorum. Birincisi ekonomi, ki burada çok başarılı olmadıkları her geçen gün daha ortaya çıkıyor. İkincisi iç dinamiklerle dış dinamikler arasındaki ilişki. İki cümlede de bunu açayım. İç dinamik derken demin İrfan'ın söylediği, belki başta HDP olmak üzere toplumsal muhalefetin alacağı konum, yaratıcılık, yeni mücadele yöntemleri vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kendisini ana muhalefet partisi olarak niteleyen partinin hakikaten ana muhalefet, ciddi bir muhalefet partisi haline gelmesi. Bu iç dinamiğin üçüncü boyutu da Davutoğlu ve Babacan'ın partileri. Her ne kadar kamuoyu anketlerinde şimdilik düşük bir oranda görünüyorsa da seçim dönemlerinde bu partilerin önemli bir etki olacağını düşünüyorum. Evet. Dış dinamiklere gelince malum Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve çok küçük bir ölçüde, gücü ölçüsünde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri, Türkiye'deki rejimin önümüzdeki dönemde dediğim gibi kısa ve orta vadede kaderini belirleyebilecek hamleler yapabilir. Evet, peki. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu birinci bölümde konuğumuz olmuştu. Kendisine bir kere daha teşekkür ederim. Avukat Mahsuni Karaman çok çok teşekkürler. Gazeteci İrfan Aktan çok çok teşekkürler. Gazeteci Ragıp Duran çok çok teşekkürler. Ve stüdyo konuğumuz HDP MYK üyesi eş genel başkan yardımcısı İlknur Birol çok çok teşekkürler. Biz teşekkürler. Böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elbette bu programda diğerleri gibi değinmeler niteliğinde oldu. Çünkü gerçekten çok ağır konular. Yani 3-5 saat konuşulması gerekiyor. Her cümlenin biraz daha açılması gerekiyor ama buna zaten zaman yetmez. Ayrıca yani bu saatte artık muhtemelen yapacak başka işleriniz de vardır. Mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.